Bence şimdi Büyükşehir'de de zaten perişanlık var. Yani ekonomik olaraktan şişirme bir balon. Ekonomi yerinde diye sadece inşaat alanında bunu baz alıyorlar. Bence sanayiye dönük olsa daha güzel olur. İşsizlik fazla, haddinden fazla. Bir de dışarıdan gelen kişilerden rahatsız oluyoruz. Yani ne olarak rahatsız oluyoruz? Can gömülü açısından rahatsız oluyoruz. İş bu açısından rahatsız oluyoruz. Çünkü onlar sigortasız çalışıyor. Normal vatandaş ihtiyacı olan insanın iş bulma imkanı yok. Çünkü neden? Sigorta olacak. İşveren malum kendi hesabını düşünüyor. Çarpık kentletme derken yani ranta dönüş olarak değil, adam 50 sene 60 sene de başına bir ev yapmış. Ama imkanı o zamanki şartların kısıtlı. Ama tabii ki kalabalık olunca normal diğer binaların yanında onu yaptığı dikkat çekici veya ufak. Başka ne sorunu var Türkiye'nin? Türkiye'nin sorunu her şeyden önce işsizlik. En büyük planda işsizlik. Terör baş belası malum. O da yani keza aynı. Bence de işsizlik değil, bir sorun yok Türkiye'mizde ama insanlarımız çok haindir, çalışmıyor. O kadarcık insanlar kahvelerde oturuyorlar, iş arıyorlar, hiç kimse çalışmıyor. 60 milyon liraya, 80 milyon liraya kimse tenezzül etmiyor. Kahvelerde zıngacık adamlar dolu. O kadarcık insanlar aranıyor ki işçi almak için yok. Ama dışarılarda hayır katılmıyorum değil. Sanki burada siyaset yapmayalım. İş var diyorsunuz, insanlar iş var. İş var ama çalışan insan yok. Tenezzül etmiyorlar. Hayır, kesinlikle. Siyasi konuşmayalım. Siyasi değil, doğrusunu söylüyorum ben. Bir dakika, sen anlatın siyasi. Normalde 1680'ler... Bir dakika beyefendi. Kahvelere git bak bakalım, insanlara bak sen. Bir dakika beyefendi. Bir de bak, tartışmayalım. Yok, tartışma değil. Sordular. Ben doğrusunu söylüyorum. Tartışmaya yaratmaya gerek yok. Eğer ülkede 1680'li asgari ücretle normal bir insan geçinme şartları varsa bunu bana ispat et. Yani 1680 liraya köle izahara şeklinde çalışmak. Ben 1 milyon lirayla geçiriyorum. 4 tane nüfusum var. Yapma. Sen istersen normal, 10 milyon lira alsan 10 milyon lirayla geçiremezsin bir defa. Hiç anlaşamıyoruz. Anlaşamıyorsun. Ben diyorum ki ülkede işsizlik sorunu var. Hayır, sen... kesinlikle. Kesinlikle. Ya Allah aşkına ya. Kesinlikle. Kahvelere git, zıngacık adam dolu. Çalışan adam yok. Yok mu işsizlik? Var. Neden? Nerede? Buyur. Yok. Buyur. Abi efendim yok diyor. Sorunu yok diyorsun. Abi efendim yok. Hayır, kesinlikle. Kesin. Nerede yok arkadaşlar? Bu kahvelere gidip de sormuyorlar. Git bakayım, kahvelerde ne oyun anlatıyor? Oynuyorlar. Yeni yeni bir dakika, gençler. Bir dakika, ne anlatıyorsun sen? Ben ne anlatıyorum? İşsizliği anlatıyorum ben. Çorbacı mısın? He? Çorbacı. Lambanın çorbacıları var. Cebinde kaşığını koyarlar, bayrak sallarlar. Anlatabiliyor muyum? Ben ondan değilim, ben sendenim. Çorbacı değilsen gerçeğe konu. Teşekkür ediyorum.